Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Bey'imiz kameraları gördüğü zaman başlıyor konuşmaya. Sizin amacınız ne? Sizin amacınız ne? Siyasi amaçlarınız mı var? Emelleriniz mi var? Ha, bakın Nasreddin Hoca'nın çok güzel bir fıkrası var. Göle maya çalmakla göl yoğurt olmaz, yoğurt tutmaz. Yanlış yerdesiniz. Görevinizi yapınız. Siz buraya daha dün geldiniz. Dün geldiniz ama buradaki neredeyse hemen hemen bütün gazetecileri rüşvetçi, hırsız, haksız yere itham eden, sürekli yanlışları gösteren ama siz hep doğruları yapan taraftasınız. Bir yerde bir yanlış var. Yanlış ne biliyor musunuz? Siz durduğunuz yeri bilmiyorsunuz. Bence siz durduğunuz yeri bilme durumundasınız. Siz devlet memurusunuz ve devlet memuruna yakışır bir üslupla itham etmeden, karalamadan görevinizi yapacaksınız. Biz sizden icra bekliyoruz. Sokaklarımızın hali ortada. Tekirdağ'ın hali ortada. Hürriyet Mahallesi böyle. Namık Kemal Mahallesi böyle. Zafer Mahallesi böyle. Her yer çamur içerisinde. Çiftlik önünü söylemiyorum bile. Ben yaşıyorum orada. Ya işini yap, ya bizi daha fazla söyletme derler. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Fevzi Ünal. Akıllara zarar yorumlar yapıyor. Bizi her gördüğünde gazeteciliğimizi yapmaya çalıştığımız anlarda sürekli bir müdahalesi var. Neler mi diyor bizlere? Bakın neler diyor. Şurada çamur var, burada bilmem ne var. İki ayağı bir kolda koyuyoruz. Şikayetiniz varsa eski genel müdür yardımcısı yanınızda. Bize sorun, iletişime geldik, çözmek için geldik. Biz arıyorsunuz, biz haber yapıcı kızıyorlar. Ya muhatap diye bulamıyorsunuz. Vallahi başarılı bir şey. Muhatap gelmedik. Bir şey söyleyeyim ben size o zaman. Ben şu ara sokakta oturuyorum. Gel bir çıkalım oraya bir. Çıkacağız. Okula kadar görelim. İşte bir gidelim bakalım bak. Halimize bak. Söyledim ya diyor, biz diyor karışmıyoruz. Bizim diyor sözleşmemizde bunlar yok diyor. Bu arkadaşlara Bu arkadaşlara iyi itibar etmeyin. Bu Tekirdağ'ın iyiliği için bu arkadaşlar başkalar tarafından böyle satın alınıp parayla haber yaptırılan insanlar. Sen maaş alıyor diye haber yapan gazeteciler. Bu yoldan inen olsun, yağmur yağmadan yani gidemedim. Evim benim şurada hemen. O kepçenin yanında. Aman aman diye yapıyorsun oturmadan, ondan sonra da niye çöktü diye yazıyor, ondan sonra kahraman oluyor. Şimdi Sayın Genel Müdür, siz normal gazeteci diyebilirsiniz, pardon. Ama benim mesleğim de budur. Gazeteci de değilsin. Bir saniye. Doğduğunuz da belli değil. Gazeteciyiz. Mimarın sarı basın kart sahibi de adamım. Yakında göreceksin yargıdan ne gazetecisi olduğunuzu göreceksiniz. Evet, siz de göreceksiniz yargıyla. Biz halka havale ettik. Yaptığımız haberlerle doğruyu yapılanı. Bugün de görüyorsunuz. Siz bir genel müdür yardımcısı olarak bunu görmediniz mi? Yağmurda bu hale gelecek diye. Hayır, bu yağmurda böyle olacağını öngöremediniz mi? Şu çamur, bütün sokaklar böyle. Kardeşim, biz bundan sonra da size zaten muhatap olmayacağım. Aynen diyorum. Yani yapalım. Basın para almış, biz para tutmaya haber yapıyoruz. Benim yaptığım haber TESKİ'nin genel kuruludur. Bir TESKİ denetçisi en yüksek memur maaşını alır diye orada genel kurul kararı var. Ben onu yayınladım. Size sordum, ne kadar maaş ödüyorsunuz? Hatta geldim, İbrahim'i çözedim. Bir saniye müsaade eder misin? Hayır, iddiasına yanıt vereyim. Tamam abi. Hayır, konuşuyorum. Siz verin. Burada iftira atıyorsunuz. İftira atıyorsunuz. Siz de benim için dediniz. Kimin basın şeyi, danışmanı olduğu, maaşlı adamı olduğu çıktı ortaya işte. Özel için bana çıkmadı mı sigorta? Tamam, özel için değil. Siz bana bir deskamer önünde bu dediniz, para alıp da gazeteyim diyor. Fevzi Bey bize işimizi öğretmeye kalkıyor. Gazetecilik nasıl yapılır, nasıl yapılmaz üzerine fikri var. Hatta öyle şeyler söylüyor ki
aklı sıra kendisi bize işimizi öğretecek. Fevzi Bey, siyaseti bırakın. Siz bürokratsınız. Önce işinizi yapın. Bakın, mahalle mahalle geziyor, tezkinin icraatlerini halkımızla paylaşıyoruz. Biz habercilik yapıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama biz sizin yaptığınız işleri halkımızla buluşturuyoruz. Siz bize ne diyorsunuz? Bu arkadaşlara evet, da itibar etmeyin. Genel başkan, genel müdür yardımcımız. Bu Tekirdağ'ın iyiliği için bu arkadaşlar başkaları tarafından bize böyle satın alınıp parayla haber yaptırılıyor. Vay 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 vay. Rüşvet alıyoruz ha. Sizin söylediğinizi kulağınız duyuyor mu Fevzi Bey? Ne rüşveti? Ne zaman rüşvet istemişiz biz? Belediyenin hangi biriminden rüşvet istemişiz? Bunu kanıtlamanız lazım. Bu bir iddiadır, bu bir karalamadır, bu bir kara çalmadır. Biz size kara çaldık mı? Haberciliğimizle sizi kötüleyen bir şey ortaya koyduk mu? Hayır. Siz beceriksizsiniz dedik ve beceriksizsiniz de. Alın size Çınarlı. Alın size Hürriyet Mahallesi. Alın size Selin Camii'nin hemen ardındaki Bağlar Yurdu'nun hemen civarı. Budur hizmet götürdüğünüz yerler. Budur hizmet götürdüğünüzü iddia ettiğiniz yerler. Sahil mi? Sahil konusunda bakın, size çok söyleyecek noktada şeyimiz var ama biz susuyor, görüntüyle odaya koyuyoruz. Buyurun Tekirdağ sahilinin durumu. Ne deseniz ne söyleseniz yalan. İşini planlamadan yapmak, planlamadan hani derler ya kulağını ters yönden göstermek tam da bizim Büyükşehir'in belediyesine göre. Düşünün, milyonlarca lira bu yol için harcanmış ve sonra yağmur suyu projesinde biz boru döşemeyi unuttuk. Fevzi Bey, bunlardan hangisi yalan? Bu haberlerden hangisi art niyetli? Vatandaş Tekirdağ'da yaşıyor, uzayda yaşamıyor Fevzi Bey. Ayaklarınız yere bassın birazcık. Biz olanı gösteriyoruz, olan size ağır geliyor. Olanın size ağır gelmemesi için ne yapmanız lazım? Siyaset yapmadan bürokrasinin içerisinde bürokratlığınızı yapıp Tekirdağ'a hizmet yapmanız lazım. Dil bu kadar, İcraat bu kadar. Olmaz Fevzi Bey, olmaz. Evet, Çınarlı Mahallesi'nde herkes Prestij Caddesi'nin yapılmasını ve buranın bitmesi için dualarla bekleyiş içindeydi. Bitmişti de ama en ufak bir sağanakta ne oldu? Bütün kaldırım taşları taşan kanalizasyonla beraber nereye kadar? Köprü başına kadar yol almaya başladı. Evet, tezki ufacık bir sağanakta bile sokaklarımız yaşanmaz, içinden çıkılmaz bir hale gelip kanalizasyonlarımızın patladığı, patlayan kanalizasyonlarınsa kaldırım taşlarını alıp sürüklediği bir hale gelirken bize diyor ki habercilik yapmayın, yazmayın. Buyurun Teski. Su patlamış, sen neredesin? Bravo. Bravo. Çınarlı Caddesi'nde yeni yapılan yolda eğer kanalizasyon taşar da yeni döşenmiş kaldırım veya parke taşları aşağıya doğru sürüklenirse, yol alırsa bunun adına ne denir? Başarılı belediyecilik denir mi? Baştan savma yaptı, baştan savma. Nedir durum burada? Zeminin çok sağlam yapılması, ne kadar sağlam oldu belli oldu. Tek yağmurda daha belli oldu ya. Daha ilk yağmurda. İlk yağmurda. Ha, bu yağmur da değil ha, sağanak. Evet, aynen doğru. Ufacık bir sağanak. Evet, evet.
Yani burada ufacık bir salınakta eğer kaldırım taşlarını söküp alıp aşağıya kadar sürükleyebiliyorsa... Kış boyunca ne olacağını Allah bilir. Yanmışsınız abi. Maalesef. Çınarlılar yanmışsınız. Maalesef. Vallahi yanmışsınız. Dökünce döktüler rezillik. Bir de sanayi sokağına girip... Buralar kışın rezalet. Nasıl olacak? Nasıl yaşayacaksınız buralarda? Bak burası tamam olmuş. Bu şekilde evlere gidemiyoruz. Ha, çamur içinde mi gidelim? Şimdi adama sorarlar. Burası hangi köy? Burası hangi mezra diye. Böyle bir çamur, en ufak bir sağanakta bile bu kadar bir çamur hayatı felç haline getiriyorsa yarınlarda burada çok daha şiddetli yağmurlarda nelerin olabileceğini düşünemiyoruz bile. Evet Teski, belli ki çok çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Biz de sizi ne yapıyoruz? Hani diyorsunuz ya, yapmayın haberimizi, yapmayın, yayınlamayın diyorsunuz ya, biz de inadına yayınlıyoruz, inadına haberciliğimizi ortaya koyuyoruz. Hadi bulun, gelin buradan yürüyün ya da bu caddede gelin oturun yaşayın ya da gelin aracınızla bu caddeden bir geçin. Kadir Efendi,